İran'ın füzelerinden sonra İsrail bir misilleme yapacak mı? İran vurulacak mı? Vurulursa hangi noktalar hedef alınacak? Akıllarda bunların hepsi soru işareti. Tabii bazı iddialar ortaya atılmıştı. İsrail'in nükleer tesisleri hedef alabileceği yönünde iddialar söz konusuydu. Eğer bir nükleer tesis vurulursa, burnumuzun dibinde bir sızıntıya neden olursa ne olacak? Bunlar da kafalardaki başka sorular. Bir yandan İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor ve Nasrallah'ın damadı Hizbullah'ın ikinci adamın akıbeti ise netleşmeye başladı. İsrail Lübnan'ı hem havadan hem karadan vuruyor. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye en önemli hedefi. İsrail ordusu hava saldırısıyla Nasrallah'ın ardından Hizbullah Genel Sekreterliği için adı geçen isimlerden Haşim Safiyuddin'i öldürdüğünü iddia etti. Reuters'a konuşan Lübnan güvenlik kaynakları da iddiayı doğrular nitelikte. Yetkililer Nasrallah'ın damadı Safiyuddin'e İsrail saldırısından bu yana ulaşılamadığını açıkladı. İsrail saldırıları yüzünden yüz binlerce kişi yerinden oldu. En az 1000 kişi hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı. İsrail ordusu içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'in seçkin kuvvetlerinden 20'den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Hamas lider kadrosundan iki kayıp daha verdi. İsrail saldırılarında El-Kassam Tugayları Lübnan komutanlarından Said Ali ailesiyle birlikte komutan Zahi Yaser Ufi 7 adamıyla birlikte öldü. Dünyanın gündemi İsrail'in İran füzelerine vereceği yanıt. Tahran herhangi bir saldırıya karşılık İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız uyarısında bulundu. İsrail yönetimine ABD Başkanı Joe Biden'dan da bir tavsiye geldi. İsrailliler saldırı konusunda ne yapacaklarına henüz karar vermediler diyen Biden, "Ben onların yerinde olsam petrol sahalarına saldırmak yerine başka alternatifleri düşünürdüm" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak bir açıklama geldi. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmalı dedi.